Merhaba şifreli internet izleyicileri. Son zamanların en çok beklenen telefonlarından bir tanesi olan General Mobile Discovery 2 ile birlikteyiz. General Mobile Discovery 2 kimilerine göre birazcık geç geldi ama bir geldi pir geldi. Farklı bir işlemci tercihiyle karşımıza çıkan General Mobile Discovery 2 aynı zamanda barındırdığı özellikler ayrıca fiyatıyla da oldukça etkileyici bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu fiyat karşısında aldığınız performans ne düzeyde? Gelin şimdi General Mobile Discovery 2'nin tüm ayrıntılarına birlikte bakalım ve paramızın karşılığını ne kadar verebiliyor bunu birlikte görelim. General Mobile Discovery 2 gördüğünüz üzere birkaç ufak tefek eksiğin haricinde gayet iyi bir telefon. Özellikle çift sim kart desteğini bu donanımla beraber sunması da onu öne çıkaran özelliklerden bir tanesi. Elbette 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olması günün sonunda çok fazla bir şeyi değiştirmiyor. Zaten PC'lerde bile çok geç gördüğümüz multi-threaded uygulamalar, yani çok izlekli uygulamalar zaten Android platformunda çok fazla yok. Fakat aynı anda birçok farklı ve işleyen, arka tarafa attığınız zaman donmayan uygulama kullanıyorsanız tabii ki çok çekirdek hayatınızı kolaylaştıran bir şey. Aynı zamanda tabii ki benchmarklarda da bunu doğrudan görebiliyorsunuz. Aksi takdirde çekirdek performansına baktığımız zaman tabii ki diğer ürünlere karşı birazcık zayıf kaldığı noktalar olabiliyor. Fakat günün sonunda General Mobile Discovery 2 fiyat segmentinde barındırdığı özelliklerle gayet öne çıkan bir ürün. Dolayısıyla sınırlı bütçeye sahipseniz özellikle 4 hanelere hatta 2000 liralara çıkmak istemiyorsanız General Mobile Discovery sizin için iyi tercihlerden bir tanesi olabilir. General Mobile Discovery 2 size 5 inçlik bir ekranla sunuluyor. Bu 5 inçlik ekran Full HD yani 1920x1080 piksellik çözünürlüğe sahip. İşin güzel tarafı incelememizi takip eden arkadaşlar bunları bilecektir. Ben kişisel olarak ekrana yerleştirilen, ekrandan çalan butonları sevmiyorum. General Mobile Discovery'de zaten bunu yapmamış. Aşağı tarafa kendi soft tuşlarını yerleştirmiş. Tabii mekanik ev tuşu falan da genellikle kullanılıyor ama burada kullanılan şey doğrudan soft tuşlar. Aşağı tarafta menü, ev ve geri tuşlarını görebiliyorsunuz. Ekrana baktığımız zaman çerçevesinin ince olduğunu görüyoruz. Yan taraflarda genellikle rahatsız eden bir ayrıntı olur ama içeride hani siyah kısım yine bir miktar fazla ama yine kendi fiyat segmentindeki birçok telefona göre çerçevelerin çok kalın olmadığını söyleyebiliriz. General Mobile Discovery'nin etrafına baktığımız zaman ön tarafta standart Android telefonlarda ne buluyorsanız onu görmemiz mümkün. Burada dışarıdan baktığınızda pek göremediğiniz bir yakınlık sensörü, 5 megapiksellik ön kamera, AIZ'iniz, aşağı tarafta ekranın altındaki tuşlar vesaire hepsi olması gereken yere yerleştirilmiş durumda. Telefonun etrafına baktığımız zaman arka tarafın plastik olduğunu görüyoruz. Arka taraftaki plastik tıpkı Samsung Galaxy S5'in o yara bandı eleştirisini alan tasarıma sahip böyle ufak ufak noktalar yapı tarafından işte dekore edilmiş diyelim bir arka kapak var. Bu kapak tabii ki çıkmıyor yerinden. Bu sabit bir kapak. Hatta Samsung Galaxy S5'ten sadece bu kısmı değil tam olarak kamera kısmını da ödünç almış gibi görünüyor. Yani en azından biçim olarak çünkü çözünürlük ve yetenekler olarak General Mobile Discovery 2 biraz daha alt seviye bir telefon kaldığı için arada çok ciddi bir fark var, fiyat farkı var. Neredeyse 3'te 1'i fiyatını alıyorsunuz. Elbette sadece biçim olarak da buradan bir şeyler esinlenilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın etrafına baktığımız zaman buradaki metalik kısmın çevresinde solda ve sağ tarafta aynı seviyede birer tane sim kart yuvası görüyoruz. Evet, bu cihazın çift sim kart desteği var. Yan taraftaki kapaklara ilginç bir tasarıma imza atılmış. Kapaklar herhangi bir yerine böyle nasıl diyeyim size bastırarak tıkaç şeklinde veya üzerine kapanan bir kapakla değil de kenara bastığınız zaman hemen açılan manyetik bir kapak teknolojisi kullanılmış. Yerine yani çok kolay açılıyor şuradaki üzerindeki ufak çıkıntıya bastığınız zaman ama yerine bıraktığınız zaman da yani çok ufacık bir parça olduğu ve içinde bir mıknatıs kullanıldığı için çat diye yerine oturuyor. Dolayısıyla hani sim kart yuvasını açmak için herhangi bir aparata ihtiyacınız yok. Burada deforme olabilecek bir kapak teknolojisi kullanılmamış. Dolayısıyla bunun zekice bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Evet, 5 inçlik kocaman bir telefondan bahsediyoruz ve bir uzmanlık sorusu soralım. Aslında uzmanlığa da gerek yok. Bunu akıllı telefon kullanan herkes cevaplayabilir. 5 inçlik kocaman bir telefonda güç düğmesini nereye koymazsınız? Maalesef General Mobile Discovery bu soruya da cevap vermiş durumda ve cihazın tepesine koyulmaması gereken güç tuşunu, ya nasıl açıp kapayacağımı ben de bilemiyorum, yerleştirmiş durumda. Bunun haricinde her şeyin yerleşimi güzelken güç tuşu buraya yerleştirilerek açıkçası ikinci elin her zaman kullanılma ihtiyacı ortaya koyulmuş. Yani siz tek elinizde bu telefonu idare ederken hani şu ancak şu şekilde hani ekranı açabilir sol elinizde tutarken ve cihazı kullanabiliyorsunuz. Eğer sağ elinizde tutuyorsanız
üstteki güç tuşuna erişmeniz çok zor hale geliyor. Dolayısıyla bunu bir tasarım eksiği olarak belirtmemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz daha ufak modellerde bile karşılıklı olarak güç tuşu ve ses tuşları yerleştiriliyor ki her iki elle de rahat rahat telefon kullanılabilsin. Özellikle 4.5 inçin üzerindeki modellerde bunları görüyorduk. Artık daha ufak modellerde de bu yaklaşıma gidiliyor. Tabii insanların elleri küçülmüyor belki ama daha kolay kullanıldığı kesin. Çünkü üst tarafa ulaşmak için hakikaten biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bunun yanında dış tasarımla ilgili söyleyeceğimiz güzel şeylerden bir tanesi de aşağı tarafın iPhone'a benzer olan tasarımı. Aşağı taraftaki iPhone'a benzer olan tasarım ortalanmış güç girişinden ziyade iki tane hoparlörün, stereo hoparlörün bu şekilde aşağıya yerleştirilmiş olması. Telefon nispeten güzel ses veriyor diyebiliriz ama bunu denememiz lazım. Bakalım telefonumuz nasıl ses veriyor. Şimdi size anlatım yaptığım sesimi hiç değiştirmedim ve telefonun hoparlörünü sonuna kadar açtım. Açtığın zaman şunu fark ediyorsunuz. Alt taraftaki hoparlörün sağ taraftaki kısmı sadece göstermelik. Sadece sol taraf düzgün çalışıyor. Sağ tarafa ekstra bir boşluk koyulmuş. Dolayısıyla hoparlör stereo değil ama ses fena değil. Elbette müzik dinlemek için örneğin HTC'nin Boom Sound'u kadar yüksek kaliteli bir ses almıyorsunuz bu cihazla. Fakat ufak tefek boğulmalar yaşansa da seste yine sesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. En azından ufacık bir odayı sesle doldurmak istiyorsanız bir hoparlöre ihtiyacınız yok. Ama bundan fazlasını General Mobile Discovery 2'den beklemeyin. Gelelim şimdi esas konuya, iç güzelliğine. Bu cihazın içinde MediaTek'in 6592 işlemcisi var. MediaTek 6592 dünyadaki ilklerden bir tanesi. Bu işlemcinin özelliği 8 tane doğal çekirdeğe sahip olması. Bu 8 çekirdekli işlemci üzerinde bir de Mali 450 MP4 grafik işlemcisi barındırıyor. Bu tarafta bir yenilik olmadığını söyleyebiliriz fakat 8 çekirdekli işlemci acaba bize nasıl performans sunuyor? Performans testlerine baktığımız zaman hem grafik hem de işlemci skorlarında bu cihazın Snapdragon 400 gibi cihazları çok geride bıraktığını görebiliyoruz. Fakat Snapdragon 801'lerin yanında çok fazla yaklaşamadığını söylememiz lazım. General Mobile Discovery 2'nin içindeki MediaTek 6592'nin getirdiği performansa bakacak olursak özellikle yine farklı bir yolu tercih eden Huawei'nin Ascend T7'sine yakın skorlar aldığını görebiliyoruz. Zira orada HiSilicon'un Kirin 910T işlemcisi mevcuttu. Yine bol çekirdekli bir işlemciden bahsediyoruz. Yine Qualcomm'un Snapdragon uzayından dışarıda bir işlemciden bahsediyoruz. Fakat performanslar aşağı yukarı aynı. Bunu daha önceki yine bu MediaTek 6592 işlemcisinin kullanıldığı VIA V8 incelemesinde de zaten belirtmiştik. Test sonuçlarına baktığımız zaman 3D Mark'ın Ashton Unlimited testine baktığımız zaman Snapdragon 801 Yongle'ın 18.000 puan civarında aldığını görebiliyoruz. General Mobile Discovery 2'deki işlemci ise 7500'leri zorluyor ama geçemiyor bile. Dolayısıyla hani burada ciddi bir performans farkı olduğunu söyleyebiliriz. Sistemi çok zorlayan grafik testlerinden bir tanesi olan GFX Bench'te ise T-Rex Offscreen sonuçlarına baktığımız zaman yine yarı yarıya bir performans farkı olduğunu görebiliyoruz. Zira Snapdragon 801 platformu 1500 puanları bu noktada geçerken Snapdragon 400-600 puan civarında kalıyor. Bu işlemcinin Mali 450 MP4 işlemcisi de 700 puanı bir miktar geçiyor. Aynı zamanda buradaki grafik işlemcisi bir miktar eski olduğu için OpenGL ES 3.0 testlerinde yapamadığını görüyoruz. Tabii bol çekirdeğin bir etkisi, bir avantajı yok mu? Elbette var. Özellikle paralel veri işleme konusunda ciddi ölçümler yapan Antutu gibi yazılımlarda skorların çok yüksek çıkması olağan. Örneğin Snapdragon 801 Yongle'larında 35.000 puanları görürken tabii ki burada Snapdragon 400'ün 17.000'lerde kaldığını da ekleyelim. Neredeyse yarı yarı bir performans farkı var en azından Antutu tarafında. 8 çekirdeğin faydasını burada oldukça iyi görüyoruz ve 31.000 puanı geçtiğini görüyoruz Antutu'da. Bu da tamamen çok çekirdeğin aynı anda kullanıldığı senaryolarda neler yapabileceğini aslında görebiliyoruz. Fakat dediğimiz gibi daha önceden de çok çekirdek Android tarafında da henüz çok fazla işimize yaramıyor. Tabii ki çok fazla arka plan uygulamanız varsa faydalı olacaktır ama PC'lerde bile bu tür şeylerin kullanımı oldukça sınırlı durumda şu an için. General Mobile Discovery 2'nin performans değerlerini etkileyen şeylerden bir tanesi tabii ki RAM miktarı. RAM miktarı bu cihazda 2 GB seviyesinde. Dolayısıyla gündelik uygulamaların da ötesinde arka planda çok fazla işlem çalıştırıyorsanız ve hakikaten sisteme yüklenen uygulamalar kullanıyorsanız 2 GB RAM size oldukça yeterli gelecektir. Zaten 2 GB'ın üzerindeki RAM'lerde
2000 lira ve üzerindeki cihazlarda genellikle bulunabiliyor. Dolayısıyla 2 GB gayet mantıklı ve fiyattaki bir telefon için de güzel bir ayrıntı. Cihazın üzerinde herhangi bir microSD yuvası veya genişletilebilir depolama yok. Bu bir eksi olarak görülebilir. Zira cihaz 16 GB depolama alanına sahip ve size bunun 12,2 GB'ı kalıyor. Bir kısmı tabii ki işletim sistemi tarafından yeniyor. 12,2 GB'da gerçi Ultra HD çekim yapamayan cihazlar için çok da kötü sayılmaz. Ama elbette yine günün sonunda benzer segmentte depolama kapasitesi daha yüksek veya artırılabilir cihazlar bulmanız mümkün. Gelelim kamera özelliklerine. Cihazın üzerinde 2 tane kamera var. Bunlardan bir tanesi 13,1 megapiksellik arka kamera ve bu flashlı bir kamera. Cihazın ön tarafındaki kamera 5 megapiksel çözünürlüğe sahip demiştik. Bu kamerayla Full HD videolarda çekebiliyorsunuz istediğiniz zaman. Full HD videolar tabii ki hani bir ön kamera için çok mükemmel olmadığını söyleyelim. Fakat arka taraftaki kamera tabii ki çok daha iyi şekilde fotoğraf ve video çekebiliyor. Ön tarafta kameraya çeşitli yazılımsal özellikler eklemişler. Hoş özellikler var. Hani zaten yüz güzelleştirme özelliğini zaten sizin yüzünüzü yakalayarak kullanabiliyor. Bunun yanında arka arkaya 4 tane farklı ifade çekimi yapabiliyorsunuz. Bu ifade çekimi şu anlama geliyor. Siz arka arkaya 4 tane fotoğraf çektiğiniz zaman bunları bir kareye yerleştirerek size bir tek fotoğraf olarak sunuyor. Hani eğlenceli bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda tabii ki 8 tane çekirdeğiniz olduğu zaman kolay şekilde canlı efektler de ekleyebiliyorsunuz. Diğer çok üst seviye cihazlar gibi size 9 tane farklı işlenmiş fotoğrafı canlı olarak karşınıza gösterebiliyor. Bu da açıkçası yani 8 çekirdeğin öne çıktığı ve işe yaradığı yerlerden birisi olarak düşünüyorum. Gelelim arka kameraya. Zira bütün her şey bu arka kamerada. Arka kameramızın yazılımını açtığımız zaman HDR'ı hemen görüyoruz. Tabii ki HDR eski nesil tarzı HDR. Yani çok aydınlık bir havada bile olsanız uzun süre basılı tutmadan bir HDR çekim yapmanız mümkün değil. Uzun süreden kastımız tabii ki yine yarım saniye, bir saniye arası. Fakat yeni nesil telefonlar çok hızlı iki farklı fotoğraf çekerek bunları birleştirebiliyor. Tabii ki hani burada fiyata göre iyi bir şey söz konusu, fakat en güncel, en son teknoloji satın almış olmuyorsunuz. Bunun yanında panorama çekimi, gece çekimi, hızlı çekimler desteklendiği gibi QR kod tarama özelliği de doğrudan kameranın yazılımına entegre edilmiş durumda. Tabii farklı bir QR kod tarayıcısı da kullanabilirsiniz. Buradaki özelliği de kullanabilirsiniz. Video konusunda Full HD videolar çekmeniz mümkün. Full HD videolarda isterseniz yazılımsal sarsıntı engelleme teknolojisini de kullanabilirsiniz. Buradaki yazılımsal sarsıntı engelleme sistemi bir yere kadar sizi kurtarabiliyor. Fakat yine hani eliniz hafif sallandığı zaman bunu %100 tolere ettiğini söylememiz çok zor. Genel olarak tabii ki hani ufak kompakt fotoğraf makineleri veya video kameralardan bu telefonun ne farkı var? Birçoğunda sarsıntı engelleme sistemi maalesef bulunmuyor. Video ayarlarıyla ilgili söyleyeceğimiz şeylerden bir tanesi de video kalitesinin normal, iyi ve süper arasında seçilebiliyor olması. Bunların herhangi bir şeye tekabül etmiyor gibi görünmesi. Süper çektiğiniz zaman tabii ki Full HD ve iyi kalitede video çektiğinizi söylemeliyiz. Cihazın biraz da yazılımsal arayüzüne bakalım. Genel olarak baktığımız zaman burada flat design'ın bütün etkilerini görebiliyoruz. Yeni nesil cihazların birçoğunda özellikle iOS 7'den sonra flat design'ı her yerde görmeye başladık. Burada da kurulu gelen bütün yazılımlar neredeyse flat design logolara sahip. Aynı zamanda cihazın ilginç bir özelliği olarak arka tarafı şeffaf hale getiren bir menü kısmı var. Drop down menüyü çektiğiniz zaman arka planın flulaştığını görüyorsunuz. Tabii ki mesela kamera menüsünde de bu flulaşmayı görüyorsunuz ve açıkçası bu biraz işlem gücünü kötü yönde etkiliyor. Çünkü örneğin kameranın kendi arayüzünü açtığınız zaman, bunu indirdiğiniz zaman sağ sola hareket ettirdiğinizde arada bazı ufak takılmalar görmeniz mümkün. Tabii ki bunlar çok önemsiz şeyler ama yine de hani ilginç bir deneme olmuş. Cihazın içine gayet sade bir Android kullanılmış. Dolayısıyla oradan buradan garip garip şeyler çıkmıyor veya hani bloatware, yani şişirilme yazılımlar olarak andığımız ve genellikle birçoğumuzun kullanmadığı şeyler sistemin içine gömülmüş değil. Bu da güzel bir şey. Cihazın içindeki pil 2500 mAh, arka kapağın açılmadığından zaten içinde nispeten büyük bir pil kullanıldığını anlayabiliyorduk. Tabii ki bu ince ve şık bir telefon olduğu için 2500 mAh oldukça başarılı miktarda size güç sağlıyor. Yani normal kullanımda tabii ki yine bir günü rahatlıkla göreceksiniz. Tabii ki yüksek performans gerektiren uygulamalar kullandığınız zaman çeşitli sıkıntılar çıkabilir. Çünkü bol çekirdek, bol elektrik, nispeten eski bir grafik işlemcisi, bunların hepsi tabii ki size yolsuz elektrik ve düşük pil olarak geri dönebiliyor. Örneğin sizin için yaptığınız çekimlerde cihazın yaklaşık 20 dakika oyun oynanması önce %40 kadar pilinin gittiğini biz gözlemledik. %30-%40 arası pil yiyor. Tabii ki bunlar en son en güncel ve
en çok güç tüketen oyunlar arasında yer alıyor. Fakat sonuçta tabii gündelik kullanımda bu kadar çok elektrik yakmıyorsunuz ama bir sürü çekirdeğiniz varsa bunları kullanıyorsanız tabii ki ufak tefek sıkıntılar çıkması da olağan. Gelelim kablosuz bağlantı teknolojileri desteğine. Bu cihazın içinde GPS desteğimiz tabii ki mevcut. Bluetooth 4.0 kullanıyor ve aynı zamanda 802.11n desteği var. 802.11ac'yi nedense henüz alternatif üreticilerin orta ve üst seviye cihazlarında, yongalarında en azından görmüyoruz. General Mobile 2 fiyatına göre çok iyi bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Peki gündelik kullanımda oyun oynarken falan performansı acaba nasıl? Gelin şimdi oyun videolarımıza uzun uzun bakalım. Performansının yetip yetmediğini siz görün ve siz karar verin.